Patanjali içsel disiplinlerden de bahsediyor. Bunlara niyama diyoruz ve bunların her biri de kişisel deneyimimizin bir yönünden bahsediyor ve onun nasıl aydınlanmaya doğru ya da uyanmaya doğru yok edeceğimizi, birleştireceğimizden bahsediyor. İkinci bölümün 40. sutrasında diyor ki, bedenin arınmasıyla ya da bedenin temizliğiyle beden artık o kadar kuvvetli bir etkiye sahip olmamaya başlıyor. Başkalarının bedenleri de. 41. sutra. Bu arınma ya da saflık bedende aynı zamanda berraklık, mutluluk, odaklanma, duyumların üzerinde hakimiyet ve farkındalığı getiriyor. 42. sutra. Memnuniyet eşsiz bir sevinç ya da neşe getiriyor. 43. Yoğun bir disiplin kirlilikleri yakıyor ve beden ile duyumlar yüksek bir rafine hale geliyorlar. 44. Kendi kendimizi araştırma, kendi ilahinle bir bütünleşmeye doğru seni götürüyor. 45. İdeal saf farkındalıkla hizalanarak bu bütünleşme yaşanabiliyor. Şimdi açıklamaya geçiyoruz. Pürifikasyon ya da arınma ya da saucha deniyor buna. Yamaları saymıştık. Niyamalarda saucha, samtosha, tapas, svadhyaya, ishvari pranidhana. Şimdi bunları açıyoruz. Ve ilki saucha, hem fiziksel bedenimizin doğru rejim, doğru temizleme bir yandan, öte yandan da zihinsel saflıktan bahsediyor. Yani bütünsel düşünceler, olmayan düşünceleri bütünsel düşüncelerle yerine almak. Bu konuda aklıma bir hikaye geldi. Yine yoga dünyasında işittiğim. Bir fahişeyle bir din adamı karşı komşular ve birbirlerinin evlerini görüyorlar. Din adamı her gün fahişenin evine bakıyor. Görüyor adamlar girip çıkıyor ve diyor ki ne kadar felaket bir şey oluyor karşımda. Ne kadar korkunç bir kadın bu. Ne iğrençlikler oluyor o karşı evde. Fahişe de kendi evinden rahibin, din adamın evine bakıyor. Diyor ki ay diyor ne yüce bir varlık, ne saf bir adam, ne kadar güzel diyor. Ve böyle yaşamlarını sürdürüyorlar. En sonunda ölüyorlar ve bir bakıyor din adamı, rahip, cennette değil. Sonra soruyor Allah'ına, diyor ki ah diyor, görüyorum diyor, o karşımda yaşayan fahişe cennete girmiş, ben cehennemdeyim, ne oldu burada diyor. Allah'ı, Tanrısı da diyor ki ona, ama diyor onun düşünceleri ömrü boyunca hep bütüncül düşünceler oldu. Oysa seninkiler bütüncül, bütünsel düşünceler değildi. Bence bu gayet güzel. Bunu açıklıyor. Eğer düşünürseniz ki ne demek istiyor Patanjali, bütüncül, bütünsel düşünceler yerine alsın bütünsel olmayan düşüncelerin. Bu en iyi örnek. Ve saucha oldukça bedenimizle ilişkimiz, bedenle ilişki daha doğrusu. Bu sadece kendi bedenimizle ilgili ilişki olmayabilir. Tüm bedenlerle ilişki o vahimiyetini kaybetmeye başlıyor. Ve o vahimiyet de o bedenle olan bağ. Onu kaybetmeye başlıyoruz. Ona bağlılığımızı kaybetmeye başlıyoruz. Bu çok önemli bir adımı, yönü bu yoganın, bütünleşmenin, bir araya gelmenin. Yani artık bu attachment dediğimiz, bağlılık dediğimiz şey azalmaya başlıyor ve gittikçe artık konsantrasyon ve sakinlik artmaya başlıyor. Yani onları Patanjali bir karşıtlı bir teraziye koyuyor. Yani bağlılıklarımız arttıkça sakinlik azalıyor, bağlılıklarımız azaldıkça sakinliğimiz ve konsantrasyonumuz artıyor.
Eckhart Tolle'den bir bahsetmek istiyorum. Eckhart Tolle kendi konuşmasında genelde iki enerji var demişti. Biri hani ne yöne doğru çalışabilirsin, ne yöne doğru gidebilirsin? Biri kaos, biri düzen. Şimdi demişti ki Eckhart Tolle, kimi zaman kaos gerekli oluyor. Hani fazla düzen diye bir şey de olabiliyor. Ve o zaman belki bir kaosa ihtiyaç var. Fakat demişti ki dünyamızda genelde düzene doğru adım atarsak daha faydalı oluyor. Yani düşünün ki bir karar vermek zorundasınız. Gündelik bir karar. Çünkü o ana varıyor. Yani gündelik, anlık şeylerde yoga kendini gösteriyor. Düşününce değil. Ve gündelik hayatınızda bir karar vermek zorundasınız. O zaman ben diyorum hani Eckhart Tolle ne demişti ya da bilgeli biri ne diyor? Diyor ki işte daha çok düzene doğru bir adım atmak büyük bir ihtimalle daha faydalı kaosa doğru bir adım atmaktan ziyade, ama illa da olmayabilir bakın. Hani aşırı bir düzen varsa onun da belki kırılmaya yönelik bir adım olması da o an doğru karar olabilir. Olabiliyor ki bazı insanlar fazla hani şey aklıma geliyor, hani bedene karşı pürifikasyonda benim gördüğüm bir eylem, aşırı derecede kontrollü atıyorum gıda tüketimi ya da işte sürülen kremin hani niteliği ya da bedenle olan bedene fazla ehemmiyet vererek bir pürifikasyon, bir arınma eğilimi olabiliyor. Günümüz dünyasında bunu gördüm. Hani bedene girecek şeyler o kadar dikkatli kontrol ediliyor ki aslında bu bedenden kurtulma, bedenle özdeşleşmeme, bedene bağlanmama yönüne hizmet etmiyor. O saflık ve arınmayla daha fazla bedene bağlı olma, yoga pozlarıyla bedenden arınma, artık bedenin ehemmiyetini o kadar yüksek dereceye koymama değil, daha da fazla bedene bağlanma yönünde olabiliyor. O zaman da mesela Osho demişti ki Batılılara, yoga yapma sen. Sen o kadar bedeninle uğraşma, öyle kontrollü. Birazcık dağıt. Birazcık dans et. Yapma, gitme o kadar kontrol ve disiplin yönünde. Çünkü biraz rahatlığa ihtiyacın var. Ve onu çokça görebiliyoruz. Yoga'nın bu kadar popüler olması, yoga dediğimiz şey artık bu kitaptan sonra yoga'nın tanımı değişecek bizim için. Ama hareketlerin, o disiplinlerin bu kadar popüler olmasının sebebi o bedene olan daha fazla tutunma ve bağlanma ihtiyacından mı çıkıyor? Yoksa hani bedeni transcend, beden ötesi olduğunu anlaman için mi yarıyor? Bu çok önemli bir nokta. Ve Patanjali çok net diyor ki, yok, bağlılıkların seni disturb edecek, huzursuz edecek ve sakin olamayacaksın. Çalkantı yaratmaya devam edecek suyun yüzünde. Şimdi Patanjali diyor ki, Santosha ya da memnuniyet, contentment, tatmin olma hissi neşe getiriyor. Sadece o anlık güvende olma hissinden değil de yine bağlılıklarımızın dışsal kaynaklara olmasından ziyade şu an ve burada olmamızı sağladığı için. Yani neşenin de gücü orada. Ne dedi? İlki saucha, bu arınma ya da pürifikasyon, temizlik. İkincisi santosha, memnuniyet, tatmin. Çünkü memnuniyet ve tatmin yine dışa doğru gitmemizi değil, şu anda ve burada olmamızı sağlıyor. Tamam, santoşayı alıp hayatımızda taşımaya başlıyorsak belki bakmaya başlayabiliriz. Memnuniyetin olduğu
alanlara, neşemin olduğu yerlere daha alan açabilir miyim hayatımda? Ve bunlar yine ufacık kararlar. Ama mesela travma çözümleme tekniklerinden biliyoruz ki çok önemli kararlar bunlar. Çünkü eğer ki kendimizi neşesiz olmaya programladıysak, çünkü ayıp bir şey tatmin ve neşeli olmak, daha kültürümüze uygun bir şey, hafif kederli ve tatminsiz, yok işte yani bir şeyler kötü gidiyor tabii ki. O huya girdiysek ve kendimizi hafif rahatsız, hafif ızdırap, stresli ortamlarda burada, burası doğru gibi hissediyorsak, büyük bir ölçüde Santoşa'yı düşünmeye başlamamız lazım. Demek ki Santoşa yok hayatımızda. Her şeyi hafif, rahatsız ve memnuniyetsiz bir şekilde uyguluyoruz. Çünkü öyle bir programlanma gelmiş ki kültürümüzden, o zaman çaba oluyor ve çaba olunca da işte o zaman bir şey değişecek. Rahatsız olmam lazım. Ve bu çok kendini pozlarda gösteriyor, poz uygulamasında. Hiç bir şu kadar bir zerre aklımdan geçmezdi ki yaptığım poz bana neşe ve rahatlık getirsin. Egzersizin anlamı o değildi benim için. Hiçbir şekilde bedenimde neşeli ve rahat olma ihtimalini kendime vermemiştim. Çünkü kodlanmam, bir şey yapıyorsam ızdıraplı olmalı. Ve poz diyarında o alan açıldığında sırf Santoşa, neşeli ve mutlu ve tatmin bir şekilde poz, bir poz yapayım. Bu demek ki kolumu belki buraya kaldırmıyorum, şurada yapıyorum. Bu alanı o kadarcık şaka gibi bir şey. O tık farkı açtığımda kendime hayatımda enerjim tamamıyla değişti. Neşe nedir? Deneyimlemeye başladım. Tatmin olmak bu bedende nedir? İlk defa deneyimlemeye başladım. Bunlar bakın, Sauça dedik. Ne kadar büyük bir alan. Ömrün boyunca düşüneceğin, bütüncül düşünce nedir? Bedene verdiğin ehemmiyet, bedenden seni bağlı mı yapıyor yoksa daha mı özgürleştiriyor? Bir ömür boyu bunu düşünüyoruz. Pratik yapıyoruz Sauça. Santoşa nedir? Hiç memnuniyet tattın mı hayatında? Yoksa hep bir şikayet mi vardı? Bu yama niyamalar rafa koyduğumuz şeyler değil. An be an hayatımızda yanımızda taşıdığımız, bakabileceğimiz yaşamımızın yönleri. Ve şu anda burada olabiliyoruz. Neşeli ve tatmin isek. Yine hatırlatıyorum, Desika Chöre'nin yoga kitabında diyor ki, ne seni çekiyorsa orada yogan. Çünkü orada neşeli ve tatminsin. Bir zanaatkar gibi, bir sanatçı gibi, bir şeye konsantre olabilen bir insan orada yogayı yaşayabiliyor. Çünkü orada mevcut olabiliyor. Başka yerde değil aklı. Tamam, ne zaman bitecek bu? Hadi tik atayım listede, bunu da yaptım. Yaşamımızı nasıl listelerle mi yaşıyoruz? Tapas, o yoğunluk ve resmen kelimenin anlamı ısı demekmiş tapas. Hem sadelikten bahsediyor, austerity kelimesi İngilizce. Genelde zorluk ya da harp zamanında lüksten kaçınmak olarak kullanılır. Yani ekonomiler zorlu zamana gelince austerity uygulanır. O austerity anlamı o. Yani bu sadelik olabilir, lüksten kaçınma olabilir. Hem de hararetli bir adanma istiyor tapas derken. Hararetli bir adama. Flört eden bir adama değil.
Ya yani çok ciddiye almıyorum. Yoga seviyorum. Okey. Ama hararetli değilim. Hayır, diyor ki hararetli bir ateşli bir şekilde kendini bir adama demek. Şimdi bazı eski yoga okulları oruç tutma gibi şeyleri öneriyorlar. Diyorlar ki işte tapas demek oruç tutacaksın. Fakat hiçbir yerde öyle bir indikasyon, bir delil yok ki Patanjali bu hararetli adamayı zihin beden dinginliği dışında bir şeyden bahsediyor. Yani çok dikkatli baktığımızda ki şu anda onu yapıyoruz. Patanjali hiçbir şekilde bunu yaparak tapas yapmış olacaksın ya da şunu yaparak salça olacak demiyor. Hani günde bir kez bedenini yıka demiyor. İşte oruç tut demiyor. Onlar da olabilir senin salçan ve tapasın. Fakat Patanjali özellikle bir eyleme yönelik bir şeyden bahsetmiyor. Çünkü biliyoruz ki eylem ve teknik çok kez çok kolayca dikkatimiz dağılıyor ya. Hemen onlar hedefimiz olmuş oluyor. Yine jınk yönümüzü değiştiriyoruz. Hizalanmamız tekniğin kendisi olmaya başlayabiliyor. O yüzden çok çok akıllıca bir şey yapmış. Evrensel bir şey yapmış. Zaman ötesi bir şey yapmış Patanjali bu sutralarda. Zamana bağlı bir kodlama verseydi çoktan unutulmuştu sutralar. Direkt özünden bahsediyor olayın. Ve aynı sauça gibi, bu arınma, temizleme gibi tapazda bu adanmışlığımızı ve özgürlüğe doğru yolumuzu sabitleştiriyor. Çünkü birebir bağlı olduğumuz şeylerden küçük küçük bizi tek tek kesmeye başlıyor. Çünkü her ne zaman dikkatimizi çekecek bir dürtü geldi, onu fark ediyoruz tapazla, onun peşinden gitmiyoruz. Zihin beden ötesini görebiliyor ve dolayısıyla her bu kestiğinde o bağlılığı daha çok enerji kazanıyorsun ve an ve an adım adım saf farkındalığa doğru yaklaşmış oluyorsun. Svadhyaya, yani kendini araştırma, içsel araştırma, kendini tanıma, sadece düzenli bir şekilde bu kadim metinleri çalışmak değil. Hani onu da gelebiliriz işte şimdi biz Svadhyaya yapıyoruz bu metini inceleyerek. O da var ama sadece o değil. Çünkü sadece amacımız entelektüel, kavramsal bir anlayışa varmak değil bu gelenekle ilgili. Aynı zamanda we must walk the talk. Yani dediklerimizi uygulamamız lazım. Ve gerçekten eyleme geçmemiz lazım. Patanjali şunu öneriyor. Daha uyanmış, daha yolda ilerlemiş insanlar ne yapıyorlar? Onları gözlemle ve nerede olduğunu ona göre konumla. Bunu Joseph Campbell de söylüyor. Joseph Campbell bana göre yolda çok ilerlemiş, çok aydın bir insan ve kendim mesela hayatımda çok kez düşünüyorum ki Joseph Campbell ne yapardı? O ne yaptı? O nasıl yaşadı? Çünkü Patanjali'yi açıkçası tanımıyoruz, bilmiyoruz. Binlerce yıl eskiden bir şeyden bahsediyoruz ama Joseph Campbell'in videoları var. Adamın kendisini yakın bir zamanda yaşadığı, daha yakın bize. Ona daha yakın ya da bazen düşünüyorum Eckhart Tolle ne yapıyor? Onun gibi siz de kendinize göre bir yolda yürürken baktığınız insanlar olabilir. Ve Joseph Campbell mesela şunu dedi. İki yol var dedi.
Artık bilgelik yok oldu günümüz toplumlarda diyor Joseph Campbell. Yani toplum öyle bir yıkıldı ki artık bilgeliğe, bilge insanlara bir değer verilmiyor. Dolayısıyla iki yolun var diyor. Ya belki ailende biri vardır. Bir büyük vardır, ailende gerçekten bilgeli olarak bildiğin biri vardır. Onu takip edebilsin. Ya da toplumda işte tanınan bir bilge vardır, onu takip edebilirsin diyor. Ya da içsel mutluluğunu takip edebilirsin diyor. Bliss, yani kendi içsel, bence şeyden bahsediyor. Zaten yoganın bir sürü özelliğinden bahsediyor onu derken. O yüzden biliyorum ki tamam, ikisini de yapıyorum. Hem kendi içsel alanıma çok bakıp, saatler harcayıp oradan yürüyorum. Hem de diyorum ki Joseph Campbell ne yapardı? Acaba sabaha kadar içer miydi her gün? Acaba Joseph Campbell, mesela bu benim için önemli bir soru oldu. Çünkü hafif bir ben de bedenime ehemmiyet vermeyeyim derken öbür uca gittiğim oldu benim. Mesela hiç saçımı yıkamamaya başladım. Sanki herhangi bir güzel olmaya çalışırsam bu yoldan çıkmaymış gibi bir ara yaşadım. Yani hani çirkin gözükeyim, hatta ki şey böyle ben doğru yolda olayım. Hani güzel gözükmeye herhangi bir adım sanki yoldan çıkmaymış gibi bir ara öyle bir deneyler yaptım kendimle. İşte iki tişörtle yaşayıp hiç saçımı yıkamayıp hani hayatımda bakıma gitmeyip berbere falan. Sonra diyorum peki Krishnamurti ne yapıyor? Joseph Campbell ne yapıyor? Başka bir beğendiğim bir yoga hocası gelmişti bize, işte Diane Long diye böyle 60-70 yaşlarında bir kadın. O ne yapıyor? Sonra gördüm ki bakımlılar. Çok düzgün kıyafetlerle çıkıyorlar karşılarına öğrencilerinin. Sonra dedim ki okey Zeynep, bu gittiğin kendini bakımsız ve kötü gözükmeye doğru gittiğin yol, o oradan gitme. Sen yine düzgün gözük, bakımlı ol, hoş bir şey alabilirsin. Çünkü Krishnamurti de Joseph Campbell de hep güzel kumaşlarla karşılarına çıkıyorlardı. Bu okey. Mesela bu benim için zor bir alan oldu. Kafamın karıştığı bir alan oldu. Bu şekilde, bu benim kişisel bir şeyimdi. Sizin için farklı alanlarda eyvah nasıl bir karar vermem gerekiyor gibi anlar ortaya çıkabilir. O zaman da yine önerdiğim şey, bir al o insanla otur, onu incele, bak ne yapıyor ve o sana yol gösterebilir kendi yaşam kararlarıyla. Çünkü eyleme geçmek zorunda bu arkadaşlar. Eyleme geçmek durumunda bütün bunlar. Şu anda kavramsal konuşuyoruz. Ishvara Pranidhana ise kendini bu saf farkındalığa doğru adamak ama duygusal bir ilahi aşkıyla pek alakalı değil. Bakın Bhagavad Gita'da, onu da bir kurs olarak inceleriz. Bhagavad Gita çok farklı bir metin. Orada çok bir duygusallık, bir aşk var. Mevlana'yı incelersek çok büyük bir aşktan bahsediyor. Ama Patanjali, bakın, duygusal bir metin değildir bu. Bir kullanma kılavuzu gibidir. Hani yeni bir bilgisayar aldım, nasıl bunu kullanacağım? Biraz öyle serin bir metin Patanjali, duygusal değil. Nitekim yine burada diyor ki Chipantraf, burada duygusal bir adama, ilahiye değil, daha ziyade pranidhana kelimesi resmen hizalanmak ya da uygulamak demekmiş. Burada diyor ki her düşüncemiz, her kelimemiz, her eylemimiz
saf farkındayı bilmeye doğru ya da Purusha'ya doğru kendini hizalamalı. Ishvara bir Prajna'ya, bilgeliğe doğru bize yol gösteren gibi. Yani haritada bir yer gibi aslında Ishvara. Nereye gidiyorsun bu hayatında? Bak oraya doğru gidiyorum. Haritada gösteriyorsun. Ishvara'ya doğru. Ve o yolu yürümeye başlıyorsun. Yani kendi Purusha'mızın bilgeliğini bilmek ve dingin bir zihin beden ona kavuşmak. Ve dinginlikte oturduğumuzda pranidana, bu hizalanma, an be an yapabileceğimiz bir teslimiyet olmaya başlıyor. Yani prakritinin, doğanın kendiliğinden ortaya dökülmesi sağlanıyor. Hiçbir şekilde ne onu itiyoruz ne de onu çekiyoruz. Artık kendi halinde bırakıyoruz. Mindfulness'ın tanımı. Yani yargılamadan, değiştirmeye çalışmadan o doğanın olduğu gibi açılmasına izin veriyoruz. Ve dolayısıyla artık saf farkındalığın yerinde oturmaya başlıyoruz. Ishvara, pranidana, yogi için bir odak noktası oluyor. Ve abhyasa bu pratiği sırasında sürekli ona geri dönüyor. Tepkisiz olmayı ilham almaya çalışıyor yogi. Onu besliyor. Vairagya. Sonunda da Ishvara'yı artık prakritiden ayrı olarak algılayabiliyor. Ve bu yalnızlığı, kaivalya'yı, kendi Purusha'sının yalnızlığını artık görebiliyor. Şimdi son üç niyama, bu tapas, vadiyaya, ishvari, pranidana, bunlar hem niyamalarda listeleniyor. Deniyor ki işte beş yama var, beş niyama var. Niyamalar sauca, samtosha, tapas, vadiyaya, ishvari, pranidana. Ama daha sonra son üçü, tapas, vadiyaya, ishvari, pranidana tekrar listeleniyor bir yol olarak, yoga yolu. Hani iki şey algılıyor, bunlar benim şimdi burada yazmıyor ama bir yoga hali, yoga olunca ne oluyor? Bir de yoga yolu, yani yürüdüğümüz yol olarak yogayı algılayabiliriz. Burada yoga yolu, kriya yoga, yani özgürlüğe doğru yol, bu üç son niyama. O ateşli, tapas, araştırma, saf farkındalığa hizalanarak. Bunlar yoga eylemi olarak alınıyor. Ve Patanjali ısrar ediyor ki yoga yolu bir eylem gerektiriyor. Belki o yüzden, bu şimdi benim düşüncem, o yüzden bu kadar pozlara odaklandık. Hani hep eylemdir ya poz. Hani yoga yapıyorum, yoga yapıyorum diyebilmek istiyoruz. Belki çok da bilemedik hani yoganın ne olduğunu, karşımıza poz olarak çıktı, sürekli poz yapıyoruz. Ama şimdi daha derin bir anlayışımız olmaya başladı ve yoganın eyleme geçmesi için bu üç disiplinin olması gerekiyor. İkinci sutra 46, geldik asanaya. Shtiram, sukam, asanam. Pozlar meditasyon için hem dengede hem kolay olmalı. 47. Bu ancak bütün çabalar rahatladığında ve kaynaşma olduğunda oluyor ve beden ve sonsuz evren artık birbirinden ayrılmaz oluyorlar. Artık 48. sutra, artık karşıtların oyunundan rahatsızlık duyulmuyor. Şimdi bunun açıklamasına geçiyoruz. Poz ya da asana, Patanjali'nin bu bütüncül sisteminin bedensel yönü. Ve burada uzun süre hareketsiz oturmaya yönelik şey asana. Çünkü zorlayıcı, asimetrik, yoğun ve dengede olmayan tavırlara girince beden, bu
ajite ediyor zihni, rahatsız ediyor zihni ve yorgunluk yaratıyor. Dolayısıyla onlar uygun değil. Onlar asana değil. Şimdi alt üst oldu tabii ki bütün anlayışımız. İşte adomu kaşvana asana. Yok. Yani o asana değil. Çünkü orada uzun süre kalamazsın, yorulursun, ajite olur zihnin. Burada özellikle tek bahsedilen şey uzun süre hareketsiz durmaya yönelik. Ama onu bile tanımlamamış. Ne kadar akıllıca. Çünkü onu da biliyor. Kimi insan sakat olabilir, engelli olabilir, dik oturamayabilir. Dik oturun dememiş ya. Demiş ki sabit, dengeli ve kolay olan yer asana. Asana aynı zamanda bu metnin ortaya çıktığı zamanda geleneksel olarak yastık demekmiş. Yani bedeni desteklemek için kullanılan yastık. Çoğu beden tipi için bu derece hareketsiz ve dengede bir bedenin, yani samatiye eşdeğerli bir bedenin olabilmesi için bir tarz destek gerekiyor. Yani o tanınmış orada. Ve eminim hepiniz kendi çapınızda bununla çok araştırma yapıyorsunuzdur. Hani hangisi benim asanam, benim desteğim? Yok biri için meditasyon taburesi Japonların kullandığı. Hani benim için bu destek, bu buğday tohumu içinde olması gerekiyor. Neredeyse başka bir şeyle rahat edemiyorum. Başkası için bir başka bir şey olabilir. Belki sırtı olan, arkaya yaslanabileceğin bir şey olabilir. Herkes kendi asanasını bulmak için epey vakit harcıyor. Nitekim diyor ki Chipharntraft aynı zamanda Buddha'nın eğitileri konusunda da uzman. Zaten ikisini karşılaştırıyor. Çok kez Patanjali ve Buddha'yı diyor ki Siddhartha Gautama Buddha çok deneyimli ve becerikli bir yogi idi ve o bile çimenleri alıp toplar haline getirip çimenleri rahat ve destekli bir oturma pozisyonuna gelirmiş ki o içselleşme ve uyanma olsun ki bu 6-7 yüzyıl önce Patanjali'den. Yani o biliniyor ki Buddha, Siddhartha Gautama çimenleri kullanırmış oturuşunu yaratmak için. Eğer ki Patanjali'nin yogasında bir uzuv olacaksa, asananın bir sağlam yönü, shtira, dengeli sağlam, bir de kolay yönü, sukha olmalı. Sadece aktif dışsal bir işte pozisyonunu seçerken, desteğini seçerken dinginleşmek için değil, aynı zamanda içsel alıcı yönüyle de öyle olmalı. An be an farkındalığımızın bedende yerleşmesi, embodiment, onun derinleşmesi için buna izin verdikçe görüyoruz ki pat, bir tokat gibi yeni bir his geliyor ve bizi sarsıyor dikkatimizi. Ve tehdit ediyor artık palamarları çözmeye, yani bir geminin palamarları, anchor, onları çözmeye tehdit ediyor o gelen duyumlar. O yüzden içsel olarak da shtiram, sukham olmalı. Sırf dış bedende değil. Patanjali bu shtira sukha'yı iki yönle açıklıyor. Diyor ki en ufak bedensel çabanın bile gitmesi gerekiyor. Bunlar bilinç dışından geliyorlar bu çabalar ve ızdıraptan geliyorlar ve dengesizlik yaratıyorlar. Asana bir pencere açıyor en derin kişisel şartlanmalarımıza yönelik ve yarattıkları ızdıraplara yönelik. Her şeyin olduğu gibi olmasına izin vermemiz için mindfulness.
Yani onun içine rahatlayabilmemiz için en ufak iyi hissetme isteğini teslim etmek gerekiyor. Of, hani Samtoş'a vardı, hani neşeli ve iyi hissetmek vardı. Şimdi diyor ki onu bile bırak. Belki Samtoş'a bir peşinde koştuğumuz bir şey değil de bir ortaya çıkan anda olmanın ortaya çıkardığı bir hal. Yani follow your bliss derken Joseph Campbell, içindeki neşeyi ve mutluluğu takip et derken, bağımlı olduğun ve hep istek içinde olma halini sürdür demiyor. Hatta biliyoruz ki o hal dinince asıl neşe ortaya çıkıyor. Ve burada diyor ki Patanjali asana bir pencere açıyor bizim bütün bu isteklerimize ve şartlanmalarımıza. Bu istekler en değer verdiğimiz düşüncelerden ortaya çıkıyor. Bu inandığımız düşünceler ne iyi, ne kötü. Aynı zamanda organik algıladığımız şeylerden çıkıyor bedenden. Haz, acı, nötr. Bunların hepsi, her tabakası şartlanmış durumda. Önceki eylemlerden, önceki tepkilerimizden ve insan organizmasını yaratan bütün güçlerden. Yani insan olduysak, bu dünyaya geldiysek, o insan olma haletimizi içinde güçler bizi haz ya da acı, onları birinin peşinden koşup öbüründen kaçmaya doğru programlanmış güçler, hadi onların da üstesine geç diyor Patanjali. Çabayı rahatlatmak demek, bu içindeki tanımları bile bırakmak demek. Nedir haz, nedir acı? Kısacası diyor, asana yapmak için, asana için daha az, daha çok oluyor. One must do less to be more in asana. Asana'da daha az yapıyorsun, daha çok olabilmek için. Ve bu sanki günümüzün yoga anlayışının tam tersi sanki. Tam değil, belki günümüzün yoga anlayışında dışsal olarak çok yapıp ama aynı zamanda onun içinde çabasız olman bekleniyor. Hani minik bir gülümsemeyle, rahatlıkla o zor pozun içinde durman bekleniyor. Yani aslında orada bir sanki yakalanmış bir şey ama aslında şu kaçırılmış ki o zor pozun önermiyor bile Patanjali. Diyor ki orada uzun kalman imkansız olduğu için 30 saniye ancak kalabileceğin için o asana bile değil. Ama orada böyle sanki minik bir şey yakalanmış. Hani evet, huzurlu ve mutlu olman bekleniyor. Büyük bir fiziksel zorluğun içerisine kendini soktuğun yerde. Benim anladığım o. Ve bu artık neredeyse tamamıyla imkansız. Çünkü Patanjali demiş ki o zor poza soktuğun an ajite oluyor zaten zihnin. Dolayısıyla orada huzuru bulman çok uzak bir yer zaten ama onu bekliyorsun kendinden. Niye burada ben huzurlu değilim, acısız değilim? Niye hala bir itme çekme var? Niye bir şey istiyorum hala ve itiyorum? Yani anormal ajiteyim. O bildiğimiz asana pratikleri içerisinde. Ki bu demek değil ki onlar yapılmamalı egzersiz için. Bunlar çok güzel egzersiz için. Sadece yoga değiller. Yoga bambaşka bir şeyden bahsediyor. Egzersiz muhakkak yapalım. İkinci bahsettiği şey bu kaynaşmada samapati. Bu sürekli isteme, uzaklaşma, egoizm, hayata tutunmanın streslerinin gitmesi ya da onların sanki gerçek bir şeylermiş gibi algılamamızın yok olması. Yani bu samapati'de, bu kaynaşmada onlar artık gitmeye başlıyor. Ve çaba artık çabasızlığa doğru iniyor ve artık kişi bedeniyle ve bilincin gerisiyle ilişkiyi artık görebilmeye başlıyor. Ve oturunca bedenin mikro hareketlerinin bile, bunu umuyorum ki bunları tadıyorsunuz, eminim uzun oturuyorsanız da, mikro hareketleri oluyor bedenin. Onlar bile aslında tepkiselliğimizden oluşuyor.
Ve o fiziksel dinginlik arttıkça artık sükunet, bilincin sükuneti yüzeye gelebilmeye başlıyor. Sakinleştikçe artık bilincin yüzeyi ayna gibi olmaya başlıyor ve nesne, özne ve algılama halinin kendisi hepsi eşit samapatide aynalanıyor. Artık acı ve haz arasında pek bir fark görülmüyor. Bu oluyor. İnanılmaz bir şey. Bu yeterince oturunca bu oluyor. Ve içsel ve dışsal, ben ve öteki ve bütün karşıtlar artık aynı şey gibi gözükmeye başlıyorlar. Senin bedenin ve dış dünya normalde ayrı gibi gözükürken, kendi duyumların senin bedenini bütün evrenden ayırıyor sanki. Bunun da sadece fenomenen, yani varoluşun içinden çıkan bir olay olarak algılanmaya başlıyor. Yani kısacası samapati artık ızdırabın sebeplerini ayırt edebilmeye başlıyor ve onların bizim üzerimizdeki hakimiyeti gitmeye başlıyor ve dolayısıyla bir uyanma olmaya başlıyor. Ve diyor ki bunun için uzun oturmaların olması gerekiyor. 20 dakikalık değil. Yani buralara geliniyor yeterince uzun oturursa. Belki 20 dakikalık oturmalar yüksek spiritüel hallere varmak için değil de sinir sistemini dengelemek için yarıyor. Kısa oturunca bir regülasyon geliyor sinir sistemine. Stresin azalıyor, sağlığında düzelme oluyor. Evet, ama Patanjali başka bir şeyden bahsediyor. Yoksa yazardı. Bir numara sağlık. Sağlıklı olalım, sağlıklı yiyelim, sağlığımız için şunu yapalım, söylerdi. Sağlıkla ilgili değil Patanjali. Izdırabın sona ermesiyle ilgili ve onun içinde o oturmalar çok daha uzun. Ve o zaman işte bu psikosomatik çaba rahatlamaya başlıyor. Duyumlar, düşünceler, duygular gelişiyorlar dakikalar ya da saatler dingin oturarak ve insan daha derin boyutlarda huzursuzluk keşfetmeye başlıyor. Yani soğana benzetiliyor yolculuğumuz, katman katman soyuluyorsun. Daha derin boyutta bir huzursuzluk ortaya çıkıyor. Şimdi ben bunu ekliyorum. Belki önce kendi özel hayatın, annen baban, zorlu deneyimlerin ilk tabakalar onlar soyulabiliyor. Belki daha derin tabakalarda ancestral, yani senin akrabalarının ve geçmiş soylarından, topraklarından ızdıraplar soyuluyor. Belki derine indikçe insanlığın en derin ızdıraplarıyla karşılaşmaya başlıyorsun. Şimdi bunlar fazla gelmesin diye, şüphe duymamak için, bunları itmemek için yine abhyasa, o pratiğin çabası yine gerekiyor. Abhyasayı açıklamıştık önceden. Hani yargısız olma, bu anda olmaya yönelik bir çaba. Gündelik hayatımızın huyu sürekli ağırlığı oradan oraya geçirmek, sürekli kaşımak bir tarafı ve entelektüelize etmek, kavramlaştırmak her şeyi. Ve hoş olmayan deneyimleri baştan salmaya çalışmak. Bunların hepsi bilinç dışı oluyor. Yani öğrenci farkında bile değil böyle kıpırdadığını, biraz kaşındığını, böyle küçük şeyleri olur. Hareketler olur sürekli. Bilinç dışı olur bunlar. Ve sürekli kavramlaştırıyor olur. Şimdi bunları da hadi fark etmeye başlayın bugün. Bitirmem gerekiyor. Daha bitiremedim ikinci bölümü ama burada kesiyoruz. Çünkü bir saattir konuşuyorum. Hadi şimdi oturduğumuzda neydi asananın tanımı? Shtiram Sukham Asanam, hem dış bedende o denge ve kolaylık, hem iç alanda ve o içerideki sürekli dürtüler geliyor. Onlara kapılma. Gitme onlarla. Ishvari Pranidhana. Hizala kendini. Saf farkındalığa doğru. Ne olduğunu bilmiyorsan. Saf farkındalık nedir? Hiç düşünmedim bile. Nedir bu olay?
Ne olmadığını biliyorsun. Düşündüğün her şey o değil. Kavramlaştırdığın her şey o değil. Belki benim yaradı bu. Yine o bilge kişiyi karşına getirip, o senin ilahin olabilir, o senin gurun olabilir. Onun desteğiyle oturmak, onu hatırlayarak, wholesome thoughts, bütüncül düşüncelerin olduğu bir yerde. Şimdi çok malzememiz oldu değil mi çalışacak? Ve pozisyonunuzu asana, yastığınızı alın, oturun ve bir saat oturuyoruz.
saatlik meditasyonumuz burada sona ermiştir.